Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuk beresi öreceğiz arkadaşlar. Minnoş bere öreceğiz. İlgisini çeken arkadaşlara kolay gelsin. Önce parmağımızı doluyoruz ve sihirli halkamızla başlangıç yapıyoruz. Bu şekil. Sihirli halkamızın içini 10 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne ile doldurduk ve çekiyoruz. Buradan birleştirdik. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz, doluyoruz. İkinci sıramızı trabzan örüyoruz. Her halkamızda iki sefer batarak bu sırayı tamamlıyoruz. İkinci sıramızı. İkinci sıramızı 20 trabzanla sonlandırıyoruz. Ve buraya bir bağlantı kuruyoruz. İkinci sıramızı böylece tamamlamış oluyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Yine 1 2 tane üçüncüye çift batıyoruz. Üçüncü halkamıza çift batıyoruz. 1 2 3. Bir, iki, üç tane tek, bir tane çift. Tekrar birinci sıramız 20, ikinci sıramız trabzan 30. 30 ile sonlandırıyoruz. Buradan bağlantı kuruyoruz. Bu şekil. Bu şekil büyütüyoruz. Öbür sıramızda 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift. Fazla da kıvrılmaması gerekiyor. Kafamızın büyüklüğüne göre aynı şekil büyüteceğiz. Ondan sonra 1, 2, yine kaçıncı sıraya gelmişim? 10, burası 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Büyüklük gerçekleştikten sonra artırma yapmadan sırasını takip ediyoruz. 100'den sonra artırma, eksiltme olmadan 100 tane trabzanın kenarına sıra sonuna kadar geliyoruz. Dolanıyoruz arkadaşlar. Böyle trabzan olarak dolanalım. Ve sonra videomuza tekrar devam ederiz. Gözünü yaparken falan. Şapkamızı ördük arkadaşlar. Trabzanla. Biliyorsunuz buradan başladık. 10 tane sık iğne, 20 tane trabzan, 30, 40, 40'tan sonra kafamızın büyüklüğüne göre, bu 4 yaşındaki çocuğa göre. Şimdi burayı buraya kadar yaptık. Aynı sayıyı siyah ipimizle geldik. Şimdi bir tane siyah ipimizi 1.40 milim tığımızla biraz ince onunla başlayalım. Yine sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. Göz yapacağız. 4 5 6. İpimizi çekelim. Buradan bağlantı kuralım, birleştirelim yani. Şimdi üstüne bir sıra sık iğne gideceğiz. Sık iğne 1 2 8 9 9 tane sık iğne. İyice sıkılayalım ortası. Şimdi kenarına beyaz ip gidelim arkadaşlar. Bir tane herhangi beyaz bir ip. Kopardığımız yerden kenarına beyaz ipimizle dolanalım.
Sıra daha beyaz gelelim. Buradan birleştirelim. İkinci sıramızı da beyazla gelelim. Buradan batıyorum. Bu sefer böyle batıyorum. İki sıra beyaz geldikten sonra gri ipimizle aynı şekil. Şimdi bunu da kopartalım. Şimdi gri pırlanta ipimizi takalım arkadaşlar. Gri pırlanta ipimizle aynı şekil beyazı ördüğümüz gibi etrafına gelelim. Buradan başlıyoruz. Yine aynı. Beyazı geldiğimiz gibi aynı şekil. Bu şekil etrafına iki seferde bundan dolanıyoruz arkadaşlar ve buraya dikiyoruz. Şimdi ikinci sıramızda sık iğne olarak devam ediyoruz. Kıvrılmasın diye iki sefer batıyorum bazılarını. Buraya dikeceğiz arkadaşlar şimdi. Şimdi kılçıklı iple de kafasını minnoşumuzun şu orta kısmını yapalım. Gözünü taktık. Buradan başlıyoruz. Şimdi buraya kadar ördük arkadaşlar. Bu orta kısmından başladık. Artırmalarımızı yaptık. Artırmalarımızı çocuğumuzun kafasının büyüklüğüne göre artırma yapıyoruz. Şimdi ucunun lastik kısmını yapıyoruz. Doluyorum. Doluyorum. Bu kısmından batıyorum. Bir, iki, üç de çekiyorum. Doluyorum. Bu sefer bu kısmından batıyorum. Yine üç de doluyorum. Bu sefer arka kısmından batıyorum. Lastik örgüsü bu. Doluyorum ön kısmından. Doluyorum. Trabzanımın arka kısmından. Bu şekilde lastik oluşuyor arkadaşlar. Arkası da aynı şekil oluyor. Önü de aynı şekil oluyor. Şapkamız. Ağız kısmını da böyle ipimizden, ister kırmızı ipten, ister siyah ipimizden
Ve sonlandırıyoruz. Kolay gelsin. Torunumuza örebiliriz. Çocuğumuza örebiliriz.